Herkese merhaba. Bugün bir İngiliz sporcusuyla beraberiz. Lotus Exige 350 Sport versiyonu. Yıllardan beri biliyorsunuz Lotus dendi mi akla motor sporları geliyor. Formula 1'de de yarıştılar. Bu yanımdaki muhteşem makina da son dönemlerde Lotus'un bence tasarım olarak da çok beğendiğim Exige Sport 350. Colin Chapman'ın bir sözü var. To add speed, add lightness diyor kendileri. Bu da şu demek: hız kazanmak istiyorsan ağırlıktan kurtul. Nitekim Lotus da zaten tamamıyla buna odaklı bir firma. Biliyorsunuz şasi üretiminde uzman bir marka. Exige S'in muadili bu. Exige 350. Eskiye oranla 51 kilo ağırlık azaltımı var. Zaten bu otomobil 1120 kilo. Ve düşünün, yani 50 kilo zaten hafif. Karbon şasi de değil. Nasıl yapmışlar? Sırf şu kapak bile 3 kilogram tasarrufu sağlamış. Kaputu açtığınız zaman o bağlantı elemanı bile bal peteği formunda ve içi boş ve hafif. Klima sisteminden, o borulardan falan tasarruf etmişler. Klima sisteminden 3 kilogram tasarruf edilmiş. Bizim bu kullandığımız model otomatik versiyon, ama manuel versiyonu epik. O bağlantı elemanlarını görebiliyorsunuz manuelde ve sırf o 1,5 kilogram tasarruf sağlamış. Güneşliklerden 1 kiloya yakın galiba tasarruf sağlamışlar. Yani bütün bir paket halinde 51 kilogram tasarruf sağlanmış. Bu neye mi yarıyor? Zaten bu otomobil yeri pistler. Exige S'e göre 3 saniye daha hızlı Lotus'un kendi pistinde. Yani 3 saniye çok 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 büyük bir rakam pistte. Hani diyoruz ya ağırlık takıntılı bir firma diye. Gerçekten öyle. Her perşembe günü Lotus'un genel müdürü Jean-Marc Geyes toplantı yapıp, arkadaşlar bugün ağırlık azaltımı için ne yaptık, bu kullandığımız parça burası için optimum mu diye toplantı yapıyorlarmış. Sonuç olarak da böyle bir otomobilde 1120 kilogram gibi bir hafiflik sağlıyorsun karbon şasi olmamasına rağmen. Hep diyoruz ya, Lotus iyi parçaları hep optimum, en iyisini yapmaya çalışıyor. Burada önlerde 17, arkalarda 18 inç forget, yani dövme jantlarımız var. Çok sevdiğimiz, motor sporlarından yakınca tanıdığımız AP Racing'in 4 pistonlu frenleri var. Gayet de başarılılar. AP Racing zaten bu işte uzman. Amortisörlerde Bilstein tercih edilmiş, yaylarda da Aybach tercih edilmiş. Yani gördüğünüz gibi hep bunlar çalışılarak yapılıyor. Atıyorum, muhtemelen bir sürü yay markası denediler ve optimum performansı Aybach'la aldılar atıyorum. Bilstein ve Aybach kombinasyonunu kullanmışlar. Ve gerçekten zaten ya inanılmaz. Onu yolda anlatacağım. İnanılmaz. Bu otomobil 3,5 litre V6 350 beygir 400 Newton üreten bir Toyota makinesi kullanıyor. Herop Supercharger kullanıyor. Zaten burada intercooler girişlerini görebilirsiniz. Aynı şekilde bu önde de su radyatör fanları bulunuyor. Ön tarafta herhangi bir açılan bir şey yok. Kanattan bahsetmeden olmaz. Şu güzelim karbon kanat 45 kilogram baskı uyguluyor, downforce uyguluyor. Arkadan muhteşem duruyor otomobil. Şu kanat da gerçekten çok işlevsel durduğunu belli ediyor. Kaputu açıyorum. Yani arka hem bagaj hem kaput. Hemen koltuğun yanından açılıyor arkası. Şöyle. Güzel tok bir kapı sesi var. Acayip hafif. Bak, tek parmak. Zaten amortisörlü. Burada zaten bakar bakmaz Herop Supercharger simsiyah kendini belli ediyor.
Üstünde Lotus Performans yazıyor. Lotus Performans tabii bunun yazılımını yapıyor, geliştirmesini yapıyor. 4 tane kask sığabilecek. Tabii ki bizim otopark kaskımızın da olduğu bagajı var. Market alışverişleriniz falan sığar. Günlükte kullanabilirsin yani Exige alırsan. Lotus'un çok güzel British Racing Green, yani British yarış yeşili bir bakım kitapçığı var. Biliyorsunuz İngiltere'de çok önemli otomobillerin bakım, özellikle böyle otomobillerin bakım aralığı neler yapıldı hepsini burada kayıt edebiliyorsun. Burada da Clarion uzaktan kumanda, teybin uzaktan kumandası var. Çok komik, içeride bahsedeceğim zaten. Belki de Lotus'un en zor kısmı inip binmesi, çünkü şasinin üstünden atlamanız gerekiyor. Kalın bir burada sütun var. Önce sağ ayağınızı içeri sokuyorsunuz. Sonra hafif popoyu hoplattın mı girdin. Hadi o zaman gidelim, yolda görüşürüz. Evet, testimize başlayalım. Değişik bir, tuhaf bir özelliği var. Arabayı çalıştırırken şu an mesela çalışmıyor. Basıyorum, çalışmıyor ama kilit tuşuna bir kere basınca şu an çalıştı. Benzin pompasını aktive ediyor. Herhalde değişik bir özellik. Anlayamadım tam olarak. Şurada bir telefonunuzu falan koymak için göz var. Zaten içi de çok önemli değil. Çünkü bu bir Lotus Exige 350. Bak, kornalar da şu direksiyon üstünde. Hız sabitlemesi bile var bu arada. Şimdi ben hep 4C'ye gitti kafam. Çünkü 4C'nin hisleriyle çok yakın. Burada bizi yine rack and pinion, yani kremeyer bir direksiyon karşılıyor. Hızlanınca tabii hiç ağırlığında bir problem yok. Biraz dönüşlerde ağır oluyor ama dediğim gibi problem yok. Yani bir kere koltuklar efsane. Kırmızı dikişleri, sarması. Hani hep bucket seat, bucket seat denir ya. Bucket seat'in dibi yani. Öyle söyleyeyim. Görüş açıları çok iyi. Yan camlar, burası. Görüş açıları muhteşem. Çok ferah hissettirdi beni otomobil. Hiç böyle klostrofobik değil. Aynı zamanda bu üstte çıkabiliyor. Burada vidalardan Torx galiba bunlar. Aynen, Torx civatalar var. Buradan da Torx'larla çıkarabiliyorsunuz. İç mekan da çok komik. Cam açma düğmeleri. Bizde Opel Vectra A vardı. Opel Vectra A'nın cam açma düğmeleri. Ve gerçekten birebir onlar. Sinyal de öyle. Ve silecek kolları da öyle. Opel Vectra A'nın silecek kolları. Çok enteresan. Hala günümüzde kullanılıyor olması. Ha, kötü mü durmuş? Hayır. Gayet de güzel duruyor. Bir sıkıntısı yok. Opel Vectra A'da da bu kulun körüğü dibine girerdi. Bunda da bu körük dibine girmiş. Bak, şöyle çıkarırdım ben çocukken arabaya bindiğimde. Heh, düzelttim. Biraz maziye götürdü beni açıkçası. İç mekan dediğim gibi her yerde böyle alüminyum, alkantara, plastik karışımı olduğu için yani harika hissediyorsunuz. Arka görüş açısı çok kötü. Park etmek falan zulüme dönüşür. Gerçekten dönüşür. Arkada zaten motor kapağının o böyle çizgili çizgili havalandırma yerini görüyorsun. Bayağı da iyi durduğunu söylemem lazım. Enteresan bir detay. Otomobilin yol bilgisayarı, kontağı hemen burada bir tuş var. Sanki böyle hırs alarm tuşu falan olur ya sonradan taktırdın. Onlara benziyor. Burada bastığında saat, motor sıcaklığı, kilometre, yaptığın kilometre, mil olarak hız. O kadar. Burada da aynı tarafın solunda da egzoz açma kapama var. Mesela şu an kapalı. Mesela şöyle göstereyim. Şu an kapalı. Şimdi açık. Kapalı. Açık. Kapalı. Açık. His buradan duyuluyor. İnşallah siz de duyuyorsunuzdur. Son derece basit düğmeler, şeyler. Hatta şu plastikler falan fazla kurcalamak istemez yani. Burada bir teyf falan koymuşlar ama 4C'de olduğu gibi pek de ses çıkarmıyor. 4C'den iyi galiba. Yani müzikte dinleyebiliyorsun. Dinleyemezsin diye bir durum yok aslında. Kliması bu arada
gayet kuvvetli çalışıyor ha. Böyle bir araba için. Şurada tabii iç mekanda en önemli şeylerden biri İngiltere'de elle yapılmıştır yazıyor. Orada da yapanın imzası var. Adam Els yapmış galiba. Hemen onun altında bir USB girişi var. Enteresan. Şurada da 12 volt var hemen arkamda. Hani kullanıcı açısından da çok da kötü değil aslında, değil mi? Kullanabilirsin yani. Şu deri üstüne alyanlar harika duruyor. Çok severim. Çok da güzel bir görüntü. Onun haricinde işte burada saklama gözleri var alüminyumdan. Aslında bayağı kullanışlı. Her şeyiniz sığar oraya. Hoşuma gitti yani, onu da söylemem lazım. Ama oturuş pozisyonu çok iyi ya. Şu an yarış arabasının içindeyim yani, net. Direkt yarış arabasının içindeyim. Çok iyi hissettiriyor kendini. İç mekanda mesela bu klima kumandalarını alüminyumdan yapmışlar ama o CNC'de işlenmiş yeri hafif kalmış gibi sanki çapağı. Çapak değil de o daha pütürlü. Yani mümkün olduğunca iç mekandan, maliyetten kaçıp gerçek otomobili otomobil yapan detaylara odaklanmışlar. Zaten işte tow açısı, kamber açısı biraz daha pistte ehlileştirmek için otomobili değiştirildi geometri Exiges'e göre. Alper de burada. ...220 dizel testinden tanıdığınız Alper. Konfor olarak aslında otomobil sert tabii. Hep 4C'ye şey yapıyorum. 4C'den bir çıt daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani sert tabii. Beechstein'lar var. Aybah yaylar var falan. Tabii ki sert. Rüzgar gürültüsü de tabii ki, yol gürültüsü de alıyor ama bu olay hani... Günlük kullanmak için bunlardan feragat etmen gerekiyor bu arabayı günlük kullanmak istiyorsan. 80 ile gidiyoruz. Yol gürültüsü alıyor haliyle. Üzerinde P0 Rosso Corsa'larla geliyor. Yani direkt pist lastiği gibi acayip tutunuyor. Zaten şimdi söyleyeceğim, hani bak race moddayım. ESP falan kapalı. Ya buralardaki tutunması inanılmaz. Buralar ki çok kaygan, tozlu asfalt ve tutunması inanılmaz. Ya şaşırdım, nasıl tutuyor bu araba böyle diye. Acayip ilgi çekiyor bu arada. İnsanlar bu ne diye bakıyor falan, çocuklar parmakla gösteriyor. Ya Lotus müşterisi ayrı. Yani Lotus alan adam hiçbir zaman Lotus'unu şansa almamıştır. Gerçekten o arabanın yol tutuşu için, işte motoru için, işte V8 Esprit'ler falan vardır ya. Gerçekten otomobili kullandığında anlıyorsun. Hani şey deriz ya hep, sürücü arabası, sürücü arabası. İşte Lotus sürücü arabası. Yani başka ötesi yok. Yani her geçirdiğin kilometrede kendini bir değişik hissediyorsun. Motorun turbo olması bu otomobile bayağı yaramış. Orta devir bantları falan çok güçlü. Şimdi orada atmosferi çok seviyoruz tabii, devirli atmosferikleri, ama böyle süper şarjlı olunca da alt devirden itibaren toplu geliyor. 400 tork var. Çekiş de çok kuvvetli olunca 0-100 3.7 oluyor yani öyle olduğu zaman. Kendimi böyle GT3 yarış arabaları olur ya, gömülürsün böyle. Onu da hissediyorum. İnanılmaz yol tutuyor. Direksiyon hissinden bahsetmek istiyorum. Elim terledi. Yani kafası o kadar güzel yönleniyor ki, yolu zaten kendi seçiyor neredeyse. Hani ben gideceğim yolu bilirim, sen karışma diyor. Ciddi güzel yürüyor otomobil. Performansı gayet yeterli. Yani o hafif kamberli olması da açıların bozuk yola gitmek istiyor. Orada biraz savaşıyorsun direksiyonla. Burada ama Exige hiç yakıştıramadığım şanzıman oldu. Çünkü şanzıman tepkileri yavaş. 6 ileri tam otomatik bir şanzıman var. Alışmak lazım. Yani kırmızıyı, red line'ı gördüğünüzde değiştirirseniz geç kalıyorsunuz. Kesiciye giriyor. Mutlaka manuel ben tercih ederdim. Ha, tamam, kullanım rahatlığı olarak tabii ki otomatik güzel. Şehir içi de çok rahat kullanılıyor. Ama gerçek performansını gerçek kullanmak için ben manuel tercih ederdim. Zaten manuelde
Hem araba biraz daha hafif, hem de o manuelde o bağlantı yerini görebiliyorsunuz falan. Okuduğum kadarıyla da inanılmaz zevkliymiş manueli. Onun için manuelini tercih ederdim. Bir de bu otomobili kullanırken gerçekten ne yaptığını bilen insanların kullanması lazım. Aksi halde kafanıza geçirmeniz anlık, öyle söyleyeyim. Çünkü ortadan motorlu bir otomobil bu. Şöyle size 0-100'de göstereyim. Harika be! Ya şu direksiyonla o böyle minik kontraları vermek. Şu an böyle her yerim serotoninle kaplandı. Bütün damarlarım açıldı. Beynimde kan fışkırıyor falan, yani çok keyifli, çok. Zaten sesten yüzümdeki o keyif ve ciddiyetten anlamışsınızdır muhtemelen. Harika ya, harika yani. Ya tam eldivenle kullanmalık bir otomobil. Zaten bagajına hani otomobil standart donanım kaskla gelmesi lazım. Direkt al piste götür. Egzic o kadar keskin ki. Ya bıçak keskinliğinde böyle pıt pıt. Yine şanzımanı ama bir eksi. Kulakçıkları çekmeli ama tam çekince olmuyor. Aslında itince büyüyor. Yani şöyle yana doğru itiyorsun. O bir garibime gitti. Tam çekince sana güç uyguluyor. Tam çekilmiyor. İttiğin zaman tam asıl, şöyle içe doğru ittiğin zaman büyüyüp küçülüyor. Ama büyütme tepkisi yavaş. Alışmak lazım. Kulakçıda basılı tuttuğunuzda normal D'ye alıyor. Şöyle özetleyeyim. Bu otomobil limitleri zorlamaya, onun haricinde geç fren yapmaya, freni taşımaya teşvik ediyor. Tam bir pist makinesi. O böyle yolu seçmesi, direksiyondaki her girdiğe verilen cevap, yani ağzınızı böyle kulaklarınıza vardırıyor. Dediğim gibi şanzımanı bence bu otomobilin eksi tarafı. Onun haricinde otomobil olarak, bir sürücü otomobil olarak hiçbir eksisi yok. Frense fren, dönmeyse dönme, durmaysa durma. Sadece dediğim gibi şanzımana alışmanız lazım. Zaten bunu alan da manuel almak belki isteyecektir. Ama otomatikle de günlük kullanabilirsiniz. Fiyata gelecek olursak bu otomobil kaç para diye soracaksınız. Bu otomobil arkadaşlar 200 bin euro Türkiye'de. Tabii ki pahalı ama dediğim gibi Lotus müşterisi ayrı bir müşteri. 200 bin eurosu olan Lotus alacak alan adam zaten gidiyor Lotus alıyor gerçekten. İşte Evora alacak olan bunu alabiliyor gibi. Çok mutlu ediyor sizi. Eğer bir böyle sürücü otomobili kullanmak istiyorum diyorsanız doğru adreslerden bir tanesi. %160'lık vergi dilimine tabii tabi olduğu için. Ama alır mıyım? Param olsa alırım. Umarım benimle birlikte egzici yaşamışsınızdır. Muhteşem. Hata da kabul ediyor. Ben daha hata kabul etmeyen, daha böyle tehlikeli bekliyordum. Lotus Exige 350 testimizden de böyleydi. Ben biraz daha turlayacağım sanırım. Çünkü şu an çok mutluyum. Çok zevkli. Harbiden çok zevkli. (Gülüyor)